Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de Tonguç. Efendim hocam. Bilim deyince aklına ne geliyor Tonguç. Hocam çok samimi bir arkadaşım var. Size de tanıştırmışım hatırlarsanız. Evet, Einstein. Canım. Einstein. Albert <laughs> Albert diyorum ben ona. Onunla bize bunu tartışıyoruz. O diyor ki bilim adamı ol. Ben diyorum ki film adamı ol. Onun çünkü saçları çok tarz hocam biliyorsunuz. Ben Tonguç'um biliyorum. Bilimsel yöntem saçmalamayı kestikten sonra sana şunu anlatayım. Bilimsel yöntemde bir kere şunu bileceksin. Bak bu nereye giriyoruz Tonguç? Kapı bir ya. kapıdan giriyoruz. Ne kapısı bu? Kitap. Bilginin kapısı evladım. Welcome to bilgi. Welcome to e, bil, i, informasyon. Ha, informasyon. Harika bak. Bir varlık ya da olay hakkında herhangi bir şey öğrenmek istiyorsak İstiyorum ve hocam. bu gerçeklerin tümüne ne diyoruz Tonguç'cum? Bilgi diyoruz. O zaman biz bilgiye nasıl ulaşabiliriz Tonguç? Bilgiye düşünerek ulaşırız hocam. Süpersin ama düşünerek bir yere kadar. Bilgiye dünyadaki gözlemlerle uğraş, ulaşırız. Bilimsel yöntemle ulaşırız. Şimdi bak eskiden eskiden çok e, bilim adamları demişler ki ya biz artık bir yöntem geliştirelim de herkes harola gürele bir şeyler yapmaya çalışmasın. Aynen. Mesela senin gibi insanlar düşünüyormuş. Vay be bilgiye ulaştım diyormuş. Halbuki bilimsel bir yöntem olması gerekiyor. Felsefe hocamız da bunları anlatmıştı hocam. Felsefe dersinde de bunları anlatmıştı. Aynen. Ama anlamamıştım. Şimdi siz çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Dinliyorum şimdi. Sizi. Şimdi Tonguç'cum bak ee, akıl yürütme dediğimiz bir şey yapıyoruz o kesin. Çok güzel. Evet. Bilimsel düşünüyoruz. Öyleyse varız. Ve araştırmaları neylerle kanıtlamalıyız ama? Bir şeylerle kanıtlamayız laştık. Hipotez, tez. Hayır, çok yaklaştın ama araştırmalarımızı deneylerle kanıtlamalıyız. He. Bilim bunun üzerine duru, duruyor. Ampirizm. De, araştırmalarımızı o zaman deneylerle mutlaka kanıtlamaya çalışmamız gerekiyor. Ve bu sayede ne yapıyoruz? Artık değiştirilemez bir bilgiye sahip oluyorsun. Aynen. Yani sen bunu yüz defa bununla karıştırıp hep aynı işe çıkıyorsa ya kardeşim o zaman kimse sana karşı gelemez ki. Aynen. Bu, bu değildir diyemez. Ama sen sabahtan akşama kadar akıl yürütüp de bir şey buldum dersen binlerce insan sana karşı tez üretebilir. Lafla peynir gemisi yürümez. Harika canım. O zaman ne yapıyoruz? Deneylerle kanıtlamaya e, dayalı bir çalışma yapıyoruz. Tamamdır hocam. Tonguç'um. Bilimsel yöntemin basamakları çok önemli. Bak bundan çok da soru çıkıyor aslında. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bak Tonguç'um. İlk başta nereden başlayacağız bilimsel yöntemi biliyor musun? Bir kere merakın olması gerekiyor. Ne oluyor diyeceğiz? Evet insanın başına neden gelirmiş? Meraktan. Meraktan gelirmiş. Merak, meraklı olduktan sonra ve gözlem yaptıktan sonra sen birçok şey bulabilirsin. Hatta küçük bir çocuk bile olsan bulabilirsin. Aynen. Sonrasında ama bunu bilimsel bilgiye dönüştürebilmek için ne yapmamız, ne yapmamız gerekiyor? Araştırma konusu üretmemiz gerekiyor. Mesela gördük e, bitkilerin bir tanesi çok uzun bir tanesi çok kısa. Acaba neden? Allah Allah diyorsun soruyorsun. Bir araştırma konusu yapıyorsun. Acaba neden bunlar farklı boyda diyorsun. Sonra gidiyorsun Ağacın etrafına bakıyorsun. Veri topluyorsun bak. Ağacın evet. etrafına bakıyorsun. Orada daha mı fazla toprak hani daha mı kaliteli gözüküyor yoksa orada daha mı fazla güneş alıyor acaba gölgede mi kalıyor vesaire? Sonra diyorsun ki ya kardeşim bir tarafı adam suluyor, bir tarafı sulamıyor, tamam mı? Evet hocam. Oysa diyorsun ki veri topladın ve diyorsun ki su yüzünden bunların bir tanesi uzun, bir tanesi kısa diyorsun. Hipotezimi kuruyorum. O zaman hipotez şöyle diyeceksin doğru ya da yanlış yap diyebileceğin bir şey olmak zorunda. Tamamdır. Mesela diyorsun ki bu bitkinin büyük olmasının sebebi bitkilerde büyümenin en önemli faktörü sudur diyorsun mesela. Tamamdır hocam. Sen hipotezini kurdun mu? Buna kurdum. doğru ya da yanlış diyebilir insanlar değil mi? Bilemeyiz. Şu an doğru da olabilir, yanlış olabilir ama ha. ben hipotezimi kurdum. Bunu kurduktan sonra değişkenleri belirliyorsun. Senin değişkenin neydi? Su. Hatta hatırlıyor musun? Ağaçtan ağaçlardan bir tanesi büyük küçüktü, bir tanesi eşek kadardı. Sen diyorsun ki buna daha fazla su veriliyor kardeşim diyorsun. Buna daha fazla su verildiği için buna daha az su verildiği için bu daha uzun diyorsun. Evet. Değişkenlerimiz ne burada? Su. Bir kere ölçtüğümüz şey boy değil mi? Evet. E, değiştirdiğimiz şey ise su. Buna daha fazla su veriyoruz buna daha az su veriyoruz. Bağımlı değişken boy bağımsız değişken su. Heh, o zaman biz iki tane bitki alacağız şimdi. Bak şimdi deneyleri tasarlamayı yapma. Değişkenleri belirledik ya. Boy ve suya inceleyeceğiz kardeşim. Evet. Biz. Sonra deney tasarlıyoruz. İki tane gidiyoruz bitkiciden bitkici ne ya? Botanik bahçesi. Botanik bahçeci Ne o ne ya? <laughs> Bahçıvan'dan. Bahçıvan olur mu ya bahçıvan? Böyle bir bahçe eşyaları satan yerde Evet. İki tane fidan alıyorsun Tonguç, tamam mı? Böyle iki tane fidan alıyorsun. Bu iki tane fidanın bir tanesine çok su veriyorsun Tonguç, bir tanesine az su veriyorsun Tonguç. Deney grubu, kontrol grubu. Ondan sonra bir de bakıyorsun. Çok su verdiğin eşek kadar oluyor mesela. Maşallah. Az su verdiğin küçücük oluyor. Tamam. Şimdi bu verileri sonra ne yapıyorsun? Kaydediyorsun. Verileri tamam. kaydettikten sonra yazıyorsun. Notlar çıkartıyorsun ve buradan bir sonuç elde ediyorsun. Diyorsun ki o zaman ulan bu daha büyük oldu. Al işte doğru. Su. hipotezin doğru. Evet. Hipotezin doğruysa sonucu çıkardın. Artık o senin e, doğru bir sonucun oluyor. Tamamdır. Hocam. Ama hipotezin yanlışsa yani buna daha fazla su vermeme rağmen aynı boyda oldularsa he. Şimdi doğruysa burada durduk ama hipotezimiz yanlış ise başka bir hipotez kuracağız. He. Çünkü bunların farkı belli yani. Bu garanti kesin. O zaman hipotezimiz yanlış ise buraya döneceğiz. Nereye dönüyoruz? Buraya dönüyoruz. Hocam. Hipotezimiz yanlışsa tekrar yeni hipotez, yeni hipotez kuracağız. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Diyeceğiz ki bu sefer su değil de ayran koyacağız mesela. Tonguç şu andaki bilgilerinde bilim adamısın artık. Gidebilirim hocam teşekkür ederim. Arka. Ayşen arıyor şu anda sinyalinizi açamam. Dur Albert. evladım Albert. <laughs> Şimdi Tonguç'um bak bu bilgileri öğrendikten sonra kendin gidip evde bilimsel bir deney tasarlayıp hatta bunları not edip Sonra bir internete yayınla. Sonra da sana bak gör bütün üniversiteler teklif verecekler. İnşallah hocam. Videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve tonguçakademi.com'da daha hızlı bir şekilde daha önden videoları paylaşıyoruz. Tamam. Sosyal medyadan bizi takip et ki videoların haberini daha hızlı bir şekilde al. Ödülü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım. Tamamdır hocam.